Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanınız hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi tabii ki de bu bir kolektif açılımı. Uyan sizin olsun, uymayan evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Güzel bir haftaya başlangıç yapalım herkesin gönlünden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin. Tüm pozitif enerjimle arkadaşlar kapatıyorum. Biliyorsunuz ki neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şimdi sizlerle gördüklerimi paylaşacağım. Uyan sizindir, uyumayan evrenin olsun enerjisiyle şöyle bir göz atalım. Sizlere de gösteriyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bu bizim ne kadar içimizin feci olduğu anlamına geliyor maalesef göz göz olmuş konular üst üste birikilmiş bir şeyle mücadele edilmiş bir çıkış yolu bulunamamış yani burada aslında iç karartıcı bir içiniz var ya da bu ara kafanızda belki de bir şeyleri halletmek aslında sizi zorluyor bir beş rakamı oradan var şimdi ortada bir çift daha doğrusu şöyle bir şey görüyorum iki kişinin konuştuğunu görüyorum sanki böyle ortada da bir hani böyle çocuk gibi duruyor açıkçası Sanki böyle iki tarafın hak ettiği ne düşündüğü bir hak diyebiliriz buna. Çocuk tabii ki de yeni bir bakış açısı da olabileceği için çocuk olarak değerlendiriyorum. Yeniliktir arkadaşlar. Nitekim bir yeni dünyaya gelmektir. Yeni bir bakış açısıdır. Dolayısıyla burada paylaşılamayan bir durum ortaya konulmuş iki taraf içinde. ikisi de yani siz ve sizin karşınızdaki insan içinde... E, benimdir dediğinizi söyleyebilirim. Burada ne kadar e, yani şöyle iki tarafta aynı düşüncede diyemedim ki evet sizindir diye. Yani o yüzden bir şey çekiştiriliyor. 6 ve 9 gibi arkadaşlar yani enerji o. Sen 6'yı gördüğün için çok haklısın iyi ama karşıdan bakıldığında 9 görünüyor. E, o da haklı. Yani gibi bir durum tavuk yumurta durumu desek olur aslında. O yüzden böyle bir şey aslında sizi sancılı bir süreç olarak vermiş. Böyle bir döngü içerisindeymişsiniz. Yüreğiniz tabii ki de ciddi anlamda yorulmuş. Şimdi çirkin çirkin yüzler var burada. Gören görüyordur bu yüzleri. Gözler var. Kurbağa gözü gibi çıkmış. Sinsi insan yüzü gibi diyor. Kalp kırgınlığı vermiş. Yani baktığım zaman şuradaki bir ay kolay geçmemiş sizin için. Sonra hani böyle insan birazcık şeye alışıyor ya. Şimdi bakın vereceğim örnek. Birazcık size şey gelebilir ama aldığım enerji bu. İnsan acıya alışmak diye bir şey vardır ya. Hani döngünüzün sonuçlanmaması sizi birazcık akışa itmiş. E bu akışta bir şey aslında baktığım zaman pozitif bir şey gerçekleşmemiş ki orada. İyi ama siz iyisiniz. Yani aslında bu da acıya alışmak kısmına geçmişsiniz gibi. Yani acıya alışmak belki biraz sert oldu ama şey demek istiyorum sürecin belirsizliği size artık en azından o ilk zamanki kadar e, hırpalamıyor. Kendinizi hırpalamamaya başladığınızı söyleyebilirim. Geçmiş gelecek arasında C harfli bir insanın kaldığını. Burada birazcık ayrışma da yaşıyorsunuz. Yani iş hayatınızda da sizin e, pratik zekanızla ayrışıyorsunuz. Kardeşler arasında marjinal kalırsınız. Girişimcisinizdir falan gibi. Komşular arasında herkes çardakta dedikodusunu yaparken siz günaydın der geçersiniz. Bu sizi ay bu komşu da hiç yanıma gelmiyor. E gelmem tabii de gibi. Yani ayrışma var. Anlatabildiğimi düşünmek istiyorum. <laughs> bir ayrışma sürecinden sonra arkadaşlar bazı şeyleri netleştirmek adına bak yine hala bir insan ucundan tutuyor sizi ama neye fayda ya da ne kadar zarar küçük görüyorum. Bu da ne zararı zarar ne de faydası fayda diyor. Yani senin yanında şey hani küçükken çocukları sen fasulyesin derdiyle alırdık hesabı yani. O, o öyle bir şey var burada. Birisinin size çok etkisiz oluşu söyleyebilirim. Bir insanın üstüne çıkmışsınız. Bakın bu insanı siz hayatınızdan atmaya çalışıyorsunuz. E köklü olduğunuz insanlar arkanızda çentikli bir anahtar var, virgül konulmuş bir meseleye. Yani aslında bu insanın e, bir nevi A harfi de var, C harfi de çıkmış bir de 5 ya da 8 e, gibi bir e, sonsuzluk desek buna. Yani aslında uzun soluklu bir şey istediğiniz için 5 rakamı da tam yanında 58 de diyebiliriz. 2 aylık bir döngüyü de tekabül edebilir elbette ki ama sırtlansınız. Bunun anlamı öfkelendiğiniz bir insan. Buradan şu kişiden kurtulma hiç bakın. Üstüne çıkmışsınız böyle tepiniyorsunuz üstünde. Yani çık git hayatımdan der gibi. Beni artık sal bir beni dediğinizi görüyorum. Şimdi iş hayatınızdadır. bu insan sizi göndermez. İyi ama egosu gereği belki de size bazı sıkıntılı süreçler yaratmaya da devam ediyor olabilir. Yani ne sizin istifanızı kabul ediyor ne de sizin iş yükünüzü hafifletiyor. Yani yüzmek istiyorum ama ıslanmadan yüzeyim. Öyle değil diyorsunuz haklı olarak. E biraz sinirlenme. Fil berekettir. Bakın şimdi konudan konuya fil gördüm de. Yani sizin ona tepkiniz konusunda haklısınız. E sıkıntılı bir geçmiş verdi burada bir mücadele hali. Bugüne baktığınızda bir yol var en azından. Zaten o yolu açabilmeye çalışmak gibi sizin niyetiniz. <laughs> var olan hayatınızdaki seviyeyi, edindiğiniz parayı, mevkiinizi, işte ne bileyim etrafınızca Hani şey gibi düşünün, bir mahallenin muhtarı vardır. O muhtarın bir duruşu var. İnsan orada statüsünü, işte oradaki yetkinliğini, oradaki işte zarar vermemek ister. Örnek verdi muhtarlıktan. Yani mesleki olarak da belki de sizin adınız çıkmasın ama orada bir sürü insan var ve bu insanlar hal, yani tabii ki de yan yollu işte bir şekilde kolayı seçen, bir şekilde işte ne, ne, ne diyeceksek artık oraya arkadaşlar, iyi bir şey demeyeceğimiz kesin ama hani siz onlar gibi olmadığınızı kanıtlamaya çeden Ben dürüst esnafım arkadaş gibi bir isyanınız var yani. Nitekim bu yol, yolun başındaki kişi karşılıklı konuşmuş. Bakın önünüzde açık 8 C ve E harfleri var. Burada C, E harfleri var. Bir kalıcılık istediğinizle alakalı. Eylül ayını çok refah seviyesi yüksek atlatacaksınız. E, konular üst üste dizilmiş böyle. ipe tele dokunmuş, konmuş hatta kuşlar gibi. Alacağınız peş peş haberleriniz var demek Bakın bir sumo güreşçisi görseli var burada. Yani karşınızdaki insan inatçı, yapılı, kilolu, bodur, kısa bir şey böyle bilmiyorum yani. Siz iki kişisiniz ve gelecek tarafındasınız ve arkanız öyle güzel dönmüşsünüz ki şu kişiye. Yani bu kişi dura dursun. E çok yani sayısal değerler de çıkmış burada. Ha, anladığım kadarıyla maddiyat da e, işin içine girmiş durumda. Ama siz burada çok net bir şekilde e, bak virgüllük olmuş anahtar çok net virgülsüz. Yani aslında siz bazı mücadele hallerinizin sonlarına gelinmişlik ve de Ekim ayında bir oh çekme durumu yaşarsınız. Eylül ayında başlayacak refah seviyeniz önce işin güzel tarafı aslında o. Birkaç sıkıntılı süreç atlatılmış. Daha çok yanınızdaki insanların da mutluluğunu önemseyen bir karaktersiniz. Statü koruma var burada yani dediğim gibi işte ben çalmayanım, ben çırpmayanım, ben işimi dürüst yapanım. Arkadaşım sen benim hakkımı bu şekilde yeme dercesine aslında orası biraz. Ee, o yüzden de şunu söylemek istiyorum. Ekim ayı itibariyle arkanızı döndüğünüz insandan aranmış olursunuz. Bakın şimdi önden bir tane şey var ya 62 yazıyor. Bol rakamlar var burada. 62, 68'di bu, bu 58'di bu, 62 bu. Yani 2 aylık bir döngünüz içerisinde hayatınızın birçok noktasında iş, kariyer, bugünkü sıkıntınız neye niyetlendiyseniz. Bu karşılıklı yol aldığınız kişi, önünüz açılacak. Bir kişi inatçı olursa olsun siz ona aslında arkanız dönmüş olacaksınız. Bu da bir şey kazandığınız anlamına gelir. Fakat hani maymunlar birbirlerinin bitlerini böyle önlerine geçerler, birbirlerini temizlerler ya. Hatta onunla ilgili bir tane şey var, bir film var işte yaşlandıkça küçülüyor aslında. Yaşlı doğuyor, büyüdükçe gençleşiyor falan gibi böyle bir durum var. Onun gibi iki kişisiniz. Önünüzde bir çocuk var sizin. Bu çocuk sizin cesaret etmeniz gereken genç delikanlı hani e, çocuklu yanlarınız mı? Yoksa gerçekten evladınızı aldınız Onun önünü mü açmaya çalışıyorsunuz. Ön, ön ve arkalı şeklinde gidiyorsunuz arkadaşlar. Sizin de karşınızda havai bir insan var. Kafası uçuşuk böyle uçuş uçuş. E, sağlıklı düşünemiyor. Yani siz üç kişi konuşacaksınız ama sizin muhatap olduğunuz kişi de uçuş e, yani ne diyelim onu. Hani böyle delikanlılıkta 20'li yaşlarımız, şimdi 20 yaştaki arkadaşlarımız bana kızabilir. Ama şudur arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Daha cahilce atılan, sonunu düşünmeden cesaretle e, gözlerini kapatarak atılırsın ya. Delikanlılıktır, yerinde duramamaktır. Daha hata yaptığımız yıllar yani aslında. O yıllarda yapılır hatalarda zaten tecrübe kazanılır bir nevi. Orada birazcık o var. Uçuş dediğimden kastım geçmişinden ziyade hiç ders çıkartmamış bir düşünmeden atılan, düşüncesizce yapılan, sonunu düşünmeden faturasını, bedelini böyle hani bizler akıllı başlığı yaşını almış insanlar olarak ben bunu yapıyorum ama sonuçta şu olursa ya bir A planı B planı yaparız. O insan öyle yapmıyor. Ve önünüzde bir maymun gibi benzetmekten kastım sizin küçüğünüz çıkmış. Ya sizin çocuksu halleriniz, karşınızdaki insana aslında güvenmiyorsunuz. Bir nevi cahil cesaretli bir insan nitekim evlilik hayatınızda şöyle gırtlağını tutmuş böyle. <laughs> Sen ne yaptın der gibisiniz. Yani aslında ben açıkça konuşacağım biraz ama Burada bir evlilik var. Evlilikle alakalı ilişkinizdir ya. Yeni hayatınıza girmeye çalışan birisi olsun. Tam da evlilik demeyelim buna. Nitekim bekar arkadaşlarım, yeni boşanmış arkadaşlarım gibi gibi var. Şimdi burada sizin belki partneriniz bir cesap. Bakar mısınız? Ne kadar net böyle asker gibi köklü. Elinizde gördünüz mü? Gırtlağını tutmuşsunuz insanın. Sizin de arkanızda peş peşe insanlar konuşuyorlar. Yani siz burada arkadaşlar anahtarda şurada duruyor zaten çok net bir fal. Sonunda karşılıklı konuşacaksınız şurada. Anahtarınız şurada durmakta. E, siz bir insanın size hatalar yapan, belki de işte eski eşiniz çocuğunuzla ilgili hiç düşünmeden hatalar yaptığı gibi. E, ama e, yanınızda insanlar var. Bir, destekleniyorsunuz. iki insanlar size hayranlık ve hayretle bakıyorlar. Üç, e, keza size bu hata yapan eski eştir, eski sevgilidir, aldatılmışsınızdır. E Bu arada bir kadınsa bir erkek gibi ya değil yani öyle bir aldatmaktan bah Partnerlerin birbirlerini aldatmasından bahsetmiyorum. Vaat edilen bir şeyin benim maaşım 3 lira dedi, evim var dedi. E, bir evlendiniz ki 1 lira alıyor, evi yokmuş üstüne borcu var. Böyle bir manevi aldatılma var yani burada. Diğeri de aldatılma elbette ki ama ondan bahsetmiyorum. E, üçüncü şahıs aldatması değil yani. Nitekim orada sizin hakkınızı elinize aldığınız bir durum var. Haklı olduğunuzu kanıtlayacaksınız. Çevrenizdeki insanlar sizi oley nidalarıyla aferin helal olsun gibi destekleriniz var arkanızda yani. Şimdi iç tarafınız zaten aslında bu gidişatla alakalı. Falı 3'e böldü farkındaysanız. Geçmişte bir mücadele özellikle bir arada kalış, bir rahatlama, bir yola çıkış. Bir insanı kesinlikle arkada bırakma, parasal anlamındaki mücadele sonrasında bir insanı arkasında bırakma ve sonra çocuk için ya da birisi için bir mücadele ve bu mücadelede hata yapılan birisi var. Hata yapan birisinin de sizin haklı olduğunuzu ispatlama süreçleri var. Şimdi falınızın tam ortası, yüreğinizin ortası, işte hanenizin iç kısmı derim ben. Dolayısıyla oradaki karışıklık aslında evliliğinize doğru kaymış. Lades kemiği çıkmış, iddiaya girmek. Yani ben inatçıyım tuttum, koparttım iddiası da olabilir elbette ki. Haricinde kariyer evinizde de bunları aşmış olduğunuz için sadece ve sadece çok konuşulmanız çıkmış arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi ben burada tarot kartlarına da sormak istiyorum. Müthiş enerjisi yüksek çabalarınızı anahtarınız iki yerden veriyor. Hem yüreğinizin ortasındaki ev konusunu belki de sorun konusunu aşmış olacaksınız diyen bir açılım pazartesi pazartesi ben çok sevdim haydi inşallah herkesin gönlündekilerini kavuştuğu bir ay olsun hafta olsun güzel başlangıçlar bizim olsun bugün mini mini biriler okula gidiyor belki de keza haftaya ikinci sınıflarla beraber bir düzenimiz Başlayacak. Herkese başarılar diliyorum. Çocuklarımızın eğitim hayatları, üniversiteye gideni de var gibi. O yüzden evlatlarımız, tabii ki de ana damarımız, herkesin evladının yolu açık olsun. dualarımla. güzel bir Eylül ayı geçirelim inşallah diyorum. Şöyle dileğinize de şöyle ben bir enerjisi olarak şuradan bir kar seçmek istedim. Bak. Gerçekten de dü dünya kartı, yani çok yaşadığın, çok sıkıntılar atlattın mücadelelerin boldu. Kan, ter, gözyaşı evet ama savaş nasıl Neyi kazandın. E, dünyandan memnunsun, dengeleri sağladın, sıkıntılı dönemleri atlattın açılımı gerçekten. Hadi inşallah diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İlk kez beni dinleyecek olan arkadaşlarım olmuştur elbette ki. Enerjinize sağlık, yeni soluk oldunuz, sağlığın eksilmeyin. Hepinize teşekkür ettiğim, toplu teşekkür ettiğim alan. Burada oje ismi de soruyorsunuz. Burada bana özelden mesaj atıyorsunuz. Bu konuşmalarım size motivasyon, şifa olsun gerçekten. E, sizin de bana o yazdıklarınız şifa oluyor. Oradan biliyorum ne hissettiğinizi. Eksilmeyin, çoğalın, iyi ki varsınız diyorum. Teşekkür etmek istiyorum. İki haddimi aşmadan kelam ediyorum burada. Neden? Hiç kimse kimseden üstün değil. Kimse kimsenin hakkını almamalı, yememeli. Biz de kendimize bunu yaşamamalıyız çatmamalıyız. Önce biz kendimize bunu izin vermememiz gerekiyor. Kolay olmuyor. Buradan akciğim kesiyor gibi görünüyor ama sadece bir iki tavsiye, sadece benimki gerçekten. Çünkü birisi yüzünden bugün canınız çok yanıyor ve ben bunu bilmiyorum ama hepimizin canı bir şeylere yanık. O yüzden de diyorum ki ilahi adalet evrende sistem işliyor. Sen ne kadar çok beddua etmek istesen de et sen de olmayacak etmesen de. Çünkü vakti zamanı geldiğinde sana yaşattığı duygunun aynısını eksiksiz fazlasız yaşayacak. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. İyilik yap denize hep bunu söylemişimdir. Herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin Rabbim derim gönlüne göre versin demek isterim yani. Sen art niyetliysen hayata art niyetleri çekiyorsundur. İyi niyetliysen İyi niyetli olmana rağmen birisi sana darbe verdi. Ben onu demek istemiyorum. Belki de senin sınavın bu. İşte sen oradan al dersini. Lütfen beddua ederek onlara bulaşmak yerine ilahi hadalete teslim et. Ve hep diyorum bugün kapandı dediğimiz kapıların yarın hangi şekilde açılacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Rabbim tabii ki de sınıyor bir şekilde. Ve dermanlı da verecek dermansız dert olmasın yeter ki. Umudunuzu yitirmeden yarınlarınızı bekleyin. Umutsuzluk insanı daha da dibe çekiyor. İşte bu gaflete uğramayın isterim. Bu da size bir motivasyon kaynağı olsun. Sıkıntınızı bilmiyorum ama derhal geçsin inşallah. Bir an evvel sonuçlansın inşallah derim. Tabii ki de başta sağlıkla sınanmayın. Tüm hepimiz adına tek duam aslında. Böyle sağlıkla sınandığın zaman şu anlattıkların hiçbir ehemmiyeti kalmıyor. Hayat öyle bir e, anlamsızlaşıyor ki aslında bu dertlerin. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun, gerisini hallederiz. Bugünlük benden bu kadar. Güzel gönlünüze göre yaşayın her şeyi. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın, hepiniz hoşça kalın.